Şifa deposu limon sirkesi ile kışı sağlıklı geçirin. Mutlaka kış aylarında yapmanız gereken ve her evde bulunması gereken sirkelerden biridir limon sirkesi. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sizlere limon sirkesi tarifi veriyorum. Hadi başlayalım. Anne Atölyesi'ne hoş geldiniz. Limonlarımızı yarım saat önce güzelce ıkadım ve kuruladım. Beklettim. Tamamen emin olduktan sonra soyma işlemine başladım. Toplam 7 tane limon soyacağım. Artı 2 limon daha kullanıyorum. O diğer 2 limonu da kabuklu kullanacağım görsel açıdan. Güzellik olsun diye. Bu şekilde limonların kabuklarını elma soyar gibi soyuyorum. Beyaz kısmını da güzelce soyuyorum. Kabuğun iç tarafındaki olan beyazlığı güzelce alıyorum. Toplam dediğim gibi 7 limon ve artı 2 limon daha kullandım kabuklu görsellik olsun diye. Ve şimdi elmalarıma geçiyorum. Elmaları limon sirkesinde yardımcı meyve olarak kullanacağız. İçindeki bulunan fruktozdan dolayı tatlılık oranı yüksek olduğu için elmaları kullanıyoruz. Mutlaka bu tarifi kış aylarında yapın diyorum. Çok önemli ve sağlıklı bir sirkedir. Ayrıca kanala destek olursanız çok mutlu olurum. Şifa deposu limon sirkesi tarifini sizlerle paylaşıyorum. İstek üzere geldi. Çok mutlu oluyorum. Mutlaka yorumlar kısmında bana belirtin. Aklınıza takılan sorular varsa, istediğiniz, bildiğiniz bir sirke çeşidi varsa veya farklı bir şifalı tarif varsa mutlaka bunu belirtin. Ellerim temiz ve bunu belirtmek istedim. Ellerinizde tırnaklarda oje olmayacak ya da yeni silinmiş olmayacak. Güzelce arınmış, yıkanmış, tertemiz ellerle çalışacağız. Evet, ben bu tarifi kendim için, ailem için yaptığım için ellerimle yapıyorum. Eldiven kullanmayı pek sevmiyorum ama mutlaka başkası için yapıyorsanız eldiven takın diyorum ve elleriniz temiz olduğundan emin olun. Şimdi limonlarımı kavanoza aldım. Kavanoz da temizdir. Kaynar sudan geçirmiştim. Bu şekilde güzelce bir harmanlıyorum, karıştırıyorum. Elmaları da ilave ettim. 2 elma doğradım arkadaşlar. Birazcık göz kararı yapıyorum. Tam net bir ölçü kullanmıyorum. Bunu zamanla yaptıkça öğrenirsiniz ve alışırsınız. Biraz bal kullanacağım. 2-3 kaşık kadar. Organik bal olduğu için hafiften sıcak su koyuyorum. Ilık, kaynak değil. Biliyorsunuz kaynak su balı içindeki mineralleri ve vitaminleri öldürebilir. O yüzden hafiften bir ılık suyla yavaş yavaş karıştırıyorum. İyicene özleşsin istiyorum. Kalan limonlarımı da atıyorum içine. Siz çekirdeklerinizi ayıklayabilirsiniz. Ben ayıklamadım. Bu şekilde kullanıyorum. Ve ballı suyu da ilave ediyorum. 2 tane doğal organik yine sirkem vardı. Şurada hatta hafiften ana oluşturmaya başlamış. Şişede süzdükten sonra tekrar ana oluşturabiliyor. Evet, sizlere gördünüz zannedersem. Onu başka yerde kullanamazdım. O yüzden maya olarak kullanmayı karar verdim. Ve içme suyu ilave ediyorum. Yine göz kararı 1,5-2 litre kadar su kullandım. Kavanozum 5 litrelik bir kavanoz. Plastik kaşık kullanıyorum. Güzelce her şeyi karıştırıyorum, harmanlıyorum. Aslında basit. Diğer sirkelerden farklılığı biraz daha zor olan bir sirke. Zor olan sirkede limonlar ekşi olduğundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda da çok kaynamaya meyilli bir sirkedir. O yüzden elmalardan faydalanıyoruz. Elma kullanıyoruz. Farklı bir meyve de kullanabilirsiniz. Önemli olan tatlı olması. Tatlılık oranı önemlidir. Şimdi geçiyorum ikinci tarife. Kabuklardan, limonun kabuklarından da temizlik sirkesi yapıyoruz. Böyle elimle küçük küçük parçalıyorum. Yine kaynar sudan geçmiş, temizlenmiş bir kavanoz kullanıyorum. Daha küçük bir kavanoz kullanacağım.
Siz daha çok da yapabilirsiniz. Ben size fikir vermek istiyorum. Şeker kullanacağım temizlik için kullandığım için ve elma sirkenin yine tortuları dibinde kalanı maya olarak kullanıyorum. Temiz içme suyu kullanıyorum. Bu şekilde her günde karıştıracağız. Bu kadar kolay ve basit arkadaşlar kurumu. Önemli olan her gün karıştırmak. Limon sirkesini daha büyük bir kavanoza kurdum. Bir köpükler, bir böyle baya bir kaynamalar oluşacak. Bir hafta sonraki halini göstereceğim. Şimdi onları her gün düzenli olarak her ikisini de karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırma işlemini de sizlerle paylaşıyorum. Buradaki gördüğümüz görüntüler bir hafta sonraki görüntülerdir. Sabah, akşam, öğlen işte günde iki kere, üç kere mesela bir karıştırıp da bırakmıyorum. Devamlı karıştırıyorum. Şöyle ki şimdi kaşığı soktum, bir karıştırıyorum. Karıştırma işlemini ne kadar hızlı ve ne kadar çok yaparsanız o kadar sirkeniz, o kaynama, fermentasyonu daha çabuk gerçekleşir. Karıştırıyorum 1-2 dakika bu şekilde. Bekliyorum, tamamen durduktan sonra tekrar bir karıştırıyorum. Duruyor, tekrar bir karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemini sadece bir kere yapmıyorum. 2-3 kere defalarca yapıyorum. Aynı şekilde sabah ve akşam tekrarlıyorum arkadaşlar. İçindeki her şey böyle dalmış vaziyette olacak. Bakın görüyorsunuz neredeyse püre haline dönüyor. Elmalar dahil her şey böyle bir tek hale gelecek. Evet, bu da 2 hafta sonraki 15-16 gün sonraki hali. Limon kavukları sirkesi süzme zamanı geldi. O biraz farklı diğer sirkeden. Onu sizlere anlatacağım. Göstereyim. Görüntüler böyle oldu arkadaşlar. Evet, karıştırıyorum. Bakın tamamen dersiniz ki rondoyla, mikserle tamamen geçirmiş gibi görünüyor. Her şey tek hale olmuş. Onu karıştırıp biraz beklemeye alacağım. Bir iki püf nokta daha paylaşacağım. Şimdi limon kabuğundan sirkeyi süzmeye alayım arkadaşlar. Diğer temiz bir kavanoza süzeceğim bu şekilde. Onu nasıl kullanıyoruz? 15 gün karıştırarak ağzı açık vaziyette beklettik. Süzme işlemini tamamen 15 gün sonra yapıyoruz. Kavanoza süzüp döküyorum ve ağzını kapatacağım. Serin ve karanlık bir yerde tutacağım arkadaşlar. Böylece içindeki o alkolleşme dönemi, fermentasyon dediğimiz alkolleşme dönemidir. İçindeki alkolü çıkmasını istemediğim için tamamen ağzını sıkı sıkı kapatıp serin bir yerde bekletebilirsiniz. Ben balkona alıyorum. Orası daha serin. Veya buzdolabında da bekletebilirsiniz. 15 gün sonra onu bir fıs fıs şişeye koyup kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere paylaşmam gereken bir nokta var. Mutlaka kavanozunu iç tarafından, dış tarafından güzelce ne o kalıntılardan temizleyin. Onu sizlere paylaşmayı unuttum ve şu an gösteriyorum. Güzelce ne temizledim arkadaşlar. Temizleme önemlidir çünkü limon sirkesi kef yapmaya çok meyillidir. Kef yapabilir. Bu sizi korkutmasın. Bir iki kere kef oluşturabilir ama mutlaka ana oluşturacaktır. Evet, ağzını kapatıyorum. Bir tane son püf nokta daha kaldı. Evet, bunu söyledik. Karanlık, soğuk yerde beklettiğimizi 15 gün sonra kullanıyoruz. Burada da püf nokta size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir poşet kullanabilirsiniz. Daha koyu renkte siyah poşet olabilir, kumaş olabilir, kağıt olabilir. Tamamen sarabilirsiniz. Bunu yapma sebebim tamamen güneş ışığını almayacak. Şu an bu şekilde gösterdiğim size görüntü olarak göstermek için çektim. Ama mutlaka güneş ışığı almayacak. Bir dolapta bekletirseniz hava alacak şekilde bekletin ve ana oluşmasını bekleyin diyorum.
Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.